Arkadaşlar merhaba. Freedom Fighters oynayacağız. Sizler için videoyu alacağım bugün. Eski bir oyun. Oyuna yeniden başlayacağım. Çok güzel bir oyun çünkü. Steam'e de düştü. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Böyle bir başlayışı var. 1945 Sovyetleri, 1953 Britanya. Komünist blok. Europan plan yazıyor. 1961 Kuba. Çok anlamlı ve çok güzel bir oyun. Hikayesi, müzikleri inanılmaz güzel. Eskiden de çok severek oynuyordum. Şimdi bir kez daha bitirip sizler için kayda alıp paylaşacağım her gün. 1996 Meksika Komünist Partisi. 2001. Amerika. Yesterday. Interactive tarafından yapılmış oyun. İnanılmaz denizaltılar var. Oyun 2003 yapımı. Sovyetler Birliği'nin Amerika New York'u işgal etmesiyle Özgürlük Savaşçılarının ülkesini geri almasını anlatan bir oyun. Müziklerini Bay Jasper Keith yapmış ve gayet de güzel müzikleri var. İşte özgürlük heykeli. Özgürlük heykelinin yanında F-16'lar uçuyor. Freedom Fighters, Özgürlük Savaşçısı. Evet arkadaşlar, fazla uzatmadan oyuna başlayacağım. New Game'den Freedom Fighters diye seçeyim. Şu şekilde yani basit, normal, orta seviye, zor gibi olarak adlandırabilirsiniz. Ben Freedom Fighters olanı seçeceğim, devam edeceğim oyunun kendisini. Oyun hikayesinde iki tane musluk tamircisinin hikayesini anlatıyor. Bir kadın evini musluğu tamir etmeye giderken başlayacak. Isabella'nın evini. Hep birlikte izliyoruz. Plumbers. Arabalarındaki yazan isim Plumbers. Evet, Isabella Angelina. Onun evini tamir etmeye gidiyorlar. İki kişi. Bu da arkadaşımız oluyor. Sanki TV'den duyduğum gibi mi söylüyor acaba burada? Amerika kardeşliği sen. Evet. Eve geldiler. Sağ. Dur, burası Isabella'nın evi. You Isabella. Merhaba. Evde kimse var mı? Ev bomboş. Herhalde bozuk musluk bu söylüyor. Sovyet askerleri evi bastı. Kız arkadaşın nerede, sivil? Hey, ne kız arkadaşı? Isabella Angelina nerede diyor. What? Ne? Adam musluk tamir etmeye geldi. Senin nerede misin? Isabella Angelina'nın.
Chris bizim yöneteceğimiz karakter. O şu an saklanıyor Sovyet askerlerinden. Evet, görüyorsunuz helikopter içeriği tarıyor. Şöyle göstereyim. Rus yapımı Kobra galiba. Gel lan buraya. Sovyet askeri ne oluyor? Ney? Demesine kalmadı ki öldürdüm. Mr. Jones bu taraftan dedi. Çabuk arkadaşımı kaçırdılar. Adam tam 12'den vurdu adamı. Evet, arkadaşımız şu helikopterde. Arkadaşımızı götürüyorlar. F-16 geçti. Geleceğim dostum, seni kurtarmaya geleceğim. Hadi Mr. Jones, aç şurayı. Yakıt bidonlarını ateş ederek askerleri uçurabilirsin diyor. Ben de öyle yaptım. Valla hepsi uçtu. Burası da patladı biz inerken. Canımız baya baya azaldı. Şunları da patlatayım. Her tarafı bombalıyorlar. Görüyorsunuz. Bina uçuyor. F-16 ile vuruyorlar galiba. Evet. Kobra helikopteri yine orada. Ateş ediyor. Hem arkaya atıyor hem önden atıyor. Tuhaf bir helikopter. Buckstone. Evet, bu da bizim oyun sonuna kadar yoldaşımız olacak. Mr. Jones ve Buckstone. Özgürlüğe giden yolda iki yoldaş. Molotov kokteyl. Güzel. Evet, şurada askerler var. Şöyle üstlerine doğru. Oh yeah baby. Üçünü birden tutturdum. Bir tane de şuraya. Tutmadı. Şöyle bir tane daha. Öldü mü o? Ölmedi. Yuh, araba patladı. Şöyle silahtan mermileri toplayayım. Evet, yaşam alanımız. Kanalizasyonlar. Aç diyor. Açalım ve kaçalım. Eskape, kaçış. Evet, Sovyetler Birliği'nin kanalı. New York. Sovyet askerleri New York'u işgal etti. Spikerin adı Tatiana Kaminski. TV personeliyim diyor. Devamlı televizyon programı yapıyor. Sovyet lideri. Amerikan insanlarını.
Evet, görüyorsunuz tanklar sokaklarda geziyor. Kamyonlar, askeri araçlar. Sovyetler Birliği New York'u işgal etmiş. General Tatarin. Arkadaşımı kaçıran adam. Hoş geldin New York'a diyor. Onu zaman gösterecek. Hoş mu geldi, gelmedi mi? Evet, yuvamıza geldik. Kanalizasyonlar. Mr. Jonas bizi buraya getirdi. Evet, yeni yuvamız. Buralarda silahlar falan olacak ileriki zamanlarda. Burası bizim mekan diyor. Sovyetler burayı bilmiyormuş. Gizli bir tünel olarak kullanılıyor bura. Çoğu bölümleri bu haritadan geçeceğiz. Zamanla her şeyi göreceğiz arkadaşlar. İlk önce polis station'a gideceğiz. Polis karakoluna. Polis karakoluna gitmeden önce tabii önce orada sniper'lar var. 3 kişi. Bize geçişi vermiyorlar. Aniden öldürüyorlar bizi. Evet, Isabella'ya kellesine 10 bin dolar. Sovyetler Birliği Isabella'nın kellesine 10 bin dolar veriyor. Şuradaki C4'ü alıp polis post station'da post office'ten orayı patlatacağız. Evet, şöyle saat yukarıda gözüküyor. Şöyle baktığımda 3 kişiler. Şunu alayım hemen. Fazla beklemeden bir polis yaralanmış. 2 polis emniyetini alıyor. Diğer post ofise gidip şu 3 kişiyi bir an önce patlatalım. Arkasına da hemen polis station'a alıp Isabella'yı kurtaralım. Evet arkadaşlar. Rebel Base, Mr. Johnson falan olduğu yer. Şu Anatolla Kutun yazan. Direkt yerleri seçebiliyoruz buradan. İstediğimiz yere gitmek için. Şimdilik Rebel Base diyelim. Base'ye gidelim. Bu şekilde buradan tekrar post ofise gelip gas station'ı patlatacağız. Sen adamım, benimle konuş diyor. C4'ü al ve gas station'ı patlat. Üçünde çünkü 3 tane 3 tane keskin nişancı var. Hadi tut. İkisini de al. İkisini almadı. İkisini almadı. Birini aldı. Birini de ben aldım. İyi, 34 kurşun. Gayet iyi. Gas station dediği yer burası. Şu büyük binalar. Oraları patlatacağız. C4'ü kuruyorum. Adamlar görüyorsunuz yukarıda. Dört, üç, iki, bir. Bom. Evet, görüyorsunuz. Biri aşağı düştü. Belki silahını da düşürmüştür. Kim bilir. Tüh. Düşürmemiş. Diğer ikisi orada cayır cayır yanıyorlar. Şimdi polis station'a rahatlıkla gidebiliriz. İlk önce burayı patlatmamız lazım. Oradan aldığımız C4'le. Yoksa geçiş imkanı vermiyorlar. Tek atıyorlar vallahi adamın kafasına. Şuradan direkt polis station'a geçebiliriz.
Jones devamlı haritalar hakkında bilgi veriyor. Üzerinde durduğumuzda yapmamız gerekenleri İngilizce olarak anlatıyor. Çok eski bir oyun olmasına rağmen ayarları biraz kısıtladım çünkü bir takılma olayı vardı. Takılma olayını ben anlamadım. 2003 oyunu yani. Bilgisayarında kaldırmama şansı yok. Herhalde oyunda bir hata var. O yüzden ayarları biraz düşürdüm ben. Şu an o takılma olayı gitti. Bize tünelden gitmemizi söyledi polis. Tekrar konuşmuyor herhalde daha. Şuradaki yaralı polis ve iki polis daha vardı emniyetin alan. Onlar gitmişler. Gaz station patlayınca. Polis arkadaş da bize tünelden polis karavanına daha iyi ilerleyebileceğimizi söyledi. Şöyle hiç aşağı inmeden ikisini alayım şuradan. Şöyle. Bayağı da zor oluyorlar. Son 11 mühimmatım kaldı. Şöyle bir tane. İki tane kafa yattım. Evet. Bir headshot da o yedi. Herhalde hepsini aldım. Evet, bir polis arkadaş daha var. Polis station'a park garajından ilerleyebilirsin diyor. Şöyle gözükmeden ilerlersem benim için daha iyi çünkü orada çok asker var. Beni görmedi. Şuradaki pompalıyı alayım. Şunların üçünü şöyle yakabilirim aslında. Evet, üçünü yaktım. Tam ortadan attım. Güzel de attım. Biri kaldı. Adam benden hızlı bir tane sıktı bana. Şöyle pompalı var mı? Can basmaya gerek yok zaten. Şu an fazla canımız var. Evet, Isabella'yı kurtarmaya yavaş yavaş ilerliyoruz. Ayak sesleri geliyor. Beni fark ettiler. Şöyle. Birini orada yakabilirsem iyi. İkisini daha aldım. Şunu da şöyle. Dışarıdakiler. Şöyle onlara da şuradan bir tane atarsam. Bir tane daha. Bir tane daha atayım da kimse gelemesin. Şu an kimse var mı bilmiyorum.
Aniden önüme çıktı. Adam ölümsüz. Sonunda öldü. Pompalı bir cazip geldi ya. Gerçi makineli de iyi ama pompalı yakından tek atıyor. Şöyle kimse var mı? Ayak sesleri derken adam geldi. Var mı birileri burada? Burada kimse yok. Biraz pompalı mühimmat aldık. Çok etkisiz uzaktan. Yakından affetmiyor ama uzaktan gerçekten çok kötü bir silah. Evet, Isabella'nın sesini duyduk. O Isabella orada. Başka adam var mı? Evet, Isabella, kurtarıyorum seni. Yanına gittiğinizde kurtuluyor zaten. Evet, Sovyet askerleri aşağıda. Beni fark ettiler. Şurada ne varmış? Ha. Oradan aşağı iniyor ama oraya gitmeyeceğim. Şöyle yakamadık. Bayrağı çekip buranın egemenliğini artık Amerika'ya veriyoruz. Evet arkadaşlar, Rebel Base de diyebiliriz. Aslında şu Anatol Lakotion'u da seçip direkt gidebiliriz ama ben Rebel Base diyeceğim. Götürelim. Isabella'yı da getirdik. Mr. Jones da burada. Bize yardım edecek olan arkadaş da burada. Şimdi diğer arkadaşımızı kurtaracağız. Evet, polis station yeşil oldu. Buraya geçtik artık. Buraya giremiyoruz. Buranın işi bitti. Post office. Buradan da arkadaşımızı kurtaracağız. Şöyle devam edelim. Isabella da yanımızda. Beni takip et Chris dedi. Bakalım bizi nereye götürecek. 2003 yapımı bir oyun ama çok güzel, çok anlamlı bir oyun. Aradan 17 yıl geçmiş ama hala kendini oynatıyor. Şaşırdı adam Isabella'yı görünce. Demek ki General Tatar'ın üstüne düştüğü kadar da Isabella bir lider gibi bir şey. Özgürlük savaşçılarının kaldığı yer olarak söylüyor burayı. Uzaktan grafiği görüyorsunuz. Düşürünce bayağı öyle oluyor. Takılmalara anlam bulamadım yani. GTA 5'te hiç donmayan bir bilgisayar dayan şu oyun. Anlamsız, oyun hatalı olduğu belli. Oyunun kendisi hatalı. Evet, dışarıda Sovyet askerlerini görüyorsunuz. Bize iki asker verecek emrimize. Onlara komut falan nasıl vereceğimi gösterecek. Hep yanımda olacak bu cengaverler. Evet, askerler doğruldular. İkisini de emrime aldım. İkisini de gönderdim. İki tuşuyla. Saldırı şeklini verdim.
Direkt şimşek olarak onlar şimdi çatışmaya başlarlar. Onlar çatışırken ben hemen şuradaki ihtiyar adamı kurtaracağım. Evet, ihtiyar adamı kurtardım. Yaralıydı. Onlara yardım ederek şu sol tarafta can işaretimizin altında duran adam alma sayısını arttırıyor. Onların bize çok faydası var. Şunları patlatacağım. Görüyorsunuz yanında askerimiz olsa onlar da maruz kalıyor bu patlama olayına. Şöyle yukarıda bir kişi var. İşi riske atmayalım, can basalım. Bir tuşuyla da takip et komutu veriyoruz. Kafasına gelse tek yiyecekti ama yemedi. Kompal uzaktan gerçekten imkansız gibi bir şey. Yok, ben mi vuramıyorum anlamadım. Silah değiştireceğim. Şu canı alayım. Şöyle bir can daha bastık. Evet, arkadaşımız burada. Arkadaşımızı da kurtardık. Bütün askerleri öldürdük. Evet kardeşim. Güzel. Sonunda geldim ve düşmanları öldürdün diyor. Evet, burada da görüyorsunuz 3 asker var. Şu en güçlü olanları. Sanki imkansız gibi ölmüyor. Bir yerlerde helikopter sesi var. Evet, asker takviyesi getiriyorlar. Onlar asker indirmeye devam etsinler. İki tane indirdi. İkisini de aldım. Evet arkadaşlar, post ofisi de aldık. Police station'da. Şimdi Rebel Base'ye dönüyoruz. Sovyetler Birliği güç kaybediyor. Tatiana Kembiski. Hayırdır Tatiana? Kempinski at SAFM Studios in New York. In today's headlines, a
New York. Evet, polis station'ı gösteriyor. Polis station düştü çünkü. Isabella'yı tanıyorlar ve artık benim de resmim çıkmış. Tatar'ın rahatsız olmuş. Genel Kolonel Bulbo ile telefonla konuşmuş. Genel Tatar'ın Frodon Ponton dediği bana söylüyor, bize söylüyor. Terörist olarak adlandırıyor bizi. Kendi ülkesini savunan insan terörist olmaz. Sovyetler Birliği'nin bayağı morali bozuk, canı sıkkın. Kolay değil tabi. Bir polis karakolu ve bir post ofisi kaybettiler. Evet, görüyorsunuz arkadaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Şu müzikler gerçekten efsane. Silah da getiriyoruz yavaştan. Evet arkadaşlar. General Tata'nın elinden arkadaşımızı kurtardık. O nerede bilmiyorum, herhalde o buraya gelmedi. Mr. Jones yok. Arkadaşımız burada. Mr. Jones gitmiş. Isabella tarif edecek şimdi haritaları. Evet, 3 harita var. Hotel, Harbor, Filter Station. Bunların birinden de helikopteri patlatacağız. Yine C4 bulup. Yoksa helikopter bize geçit vermiyor. Buckstone. Bu arkadaşımız da oyunun sonuna kadar bizim yoldaşımız olacak. Yine söylemiştim. Ve musluk tamirci arkadaşım. Onu da kurtardım. Evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.